cümleten selamun aleyküm. Evet, burası... Aha, bu ne lan? Bir dakika. Pis 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 pis. Bu nasıl bir kedi? Sansar gibi. Evet, burası ne Antalya sahili, ne Alanya sahili, ne Akdeniz sahili kısaca. Burası... Neresi? Biliyor musunuz? Bilenler tabii ki biliyordur. Bilmeyenler için söyleyeyim. Sivrice koy arkadaşlar. Hemen karşımızda Midilli Adası yine. Koyu gezmeye devam ediyoruz. Tüm böyle sahil şeridindeki yerleri sizlere tanıtmaya çalışıyoruz. Tabii yazın gelmesine az bir zaman kalmasına rağmen bakın iskeleler hala, tahtaları falan filan döşenmemiş, bakımı yapılmamış bir yer. Ama yakında herhalde yapacaklardır. 3 tane büyük iskele var koy boyunca. Bir de burada varmış pardon 4 tane. Hemen burada geldiğiniz zaman eğer tatile gidecekseniz çok az sayıda pansiyon ve kalacak yer var. Çünkü bakın şöyle size etrafı göstereyim ufak ufak. Sadece şu görmüş olduğunuz ufak bölgede kalabiliyorsunuz. Tabii koy boyunca ufak tefek yerlerde var kalabileceğiniz ama turizme fazla bir yatırımı yok. Genellikle buradaki turizm yatırımı işte deniz kenarında arsası olan vesaire toprak mülk sahipleri yapmış durumda. Kısaca şöyle sizlere göstereyim. Mesela Asos Zeytin Hotel Beach Kulüp varmış. Ergün Motel var. Kaptanın Yeri var. Limon Balık Yeri var. Gül Pansiyon var. Okan Motel. Daha sonra Berdos, Bergos. İşte Sarayhan, Nazan Motel Restorant. Şahin Pansiyon. Burada hepsi yazıyor. Atay Motel. Kırımlı Rafet'in Yeri Balaban'da, Balabanlı Köyü'nde. Burada bu şekilde pansiyonlar var. Evet, şu şekilde göstereyim size. Burası en çok yoğun olduğu yer. Hemen şu uç kısımda ufak bir balıkçı barınaklarının olduğu bir yer var. Oradan taze balık alabiliyorsunuz. Daha sonra bakın burada Alice Farm Butik Otel varmış, spa da varmış içinde. Onu da gösterelim size. Böyle Kaz Dağları'nın hemen eteğinde. Bunlar gerçi Kaz Dağı mı bilmiyorum ama buradaki dağların böyle sıra dağların hepsine Kaz Dağı deniyor. Tek tek isimleri olabilir tabi onları ben bilmiyorum. Dediğim gibi turizm açısından pek şey değil böyle bölge. Hani böyle büyük oteller olsun. İşte bu kadar güzel bir sahili var mesela. Sadece o kısım kumluk görebildiğim kadarıyla. Yani böyle artık buralara da turizm yatırımı yapılması gerek diyorum. Çünkü böyle enfes bir manzaraya sahip, enfes bir sahile sahip olan bir yerin daha bakımlı, daha düzgün, daha böyle profesyonel işletmeler tarafından keşfedilip buraya daha güzel yatırımları yapıp sadece yerli turistler değil, yabancı turistlerin de gelmesi bence daha iyi olur diye düşünüyorum. Evet, bu şekilde koyumuz. Gelmişken sizlere de göstereyim dedim. Olur ya, sizler de böyle yazın, kafanızı dinlemek isterseniz böyle mis gibi zeytin ağaçlarının olduğu, arkası dağ, önü sahil olan bir kasabada en azından tatilinizi geçirmek isterseniz, ne bileyim bayram tatilleri olur, normal yaz tatilleri olur. Sizleri de buraya bekleriz ama önceden, size demin tabelalarını gösterdim. Önceden mutlaka yer ayırtın diyorum. Çünkü geldiğiniz zaman büyük bir... yine pilinazizliğe uğradım. Cümlemi tamamlayayım. Gelmek istediğiniz zaman büyük bir ihtimalle yer bulamayacaksınızdır bu enfes yerde. Onun için gelmeden önce mutlaka rezervasyonunuzu yaptırın diyelim. Şimdi birazdan motorla oradan geçeceğim. Sizlere de şöyle bir hem kalacağınız yerleri bir görmeniz açısından şöyle bir saniye kameramı takayım. Bir motorla geçeyim. Siz de hem görmüş olun hem daha iyi fikire sahip olabilirsiniz diye. Şöyle takalım kameramızı.
Burada tabii herkes motosiklet kullanıyor. Özellikle yerlileri, motor hastası diyebilirim. Şimdi biz motosikletimizi atlayalım. Bir oradan da geçelim. Hem siz de görün, hem de ben de balık alacağım. Hem balıkçıyı da görün. Oradan taze taze o elektrikli bisiklet. Başlıyor kalacağınız motel ve pansiyonlar. Şekilde çoğu tadilattır zaten. Güneşin tadını çıkartıyor herkes. Kafelere oturmuş ufaktan ufaktan. Bakın hep buralar. Pansiyonlar. Denize sıfır hepsi. Önünde çay bahçeleri. İşte sabah kahvaltınızı edebilirsiniz. Akşam ve öğlen yemeklerinizi yiyip denizden hemen çıktıktan sonra gelip çayınızı, kahvenizi, soğuk içeceklerinizi içebilirsiniz. Bu kadar bir pansiyon imkanı var. Dediğim gibi yerli halk kendi evlerini büyüterek işte veya biraz yatırım yaparak, bakın burada bungalov evler var. Kalabileceğiniz yerler bu kadar. Tabii koyun ilerleyen bölgelerinde de yerler var ama esas ana merkez burası arkadaşlar. Şimdi ben gideyim balık alacağım. Balığı alayım. Akşama evde bir istavrit yiyelim. Taze taze çıkmış burada balıklar. Bakın böyle köy hayatıyla iç içe yaşayabilirsiniz burada yazın tatillerinizle. Kolay gelsin. Yörük teyzeler yabancıları yakaladın mı? Anında satış yapmak istiyorlar. Onlara da hayırlı işler dileyelim. Şimdi biz gidelim balıkçı barınaklarının olduğu yerden balığımızı alalım. Sonra doğru eve gidelim ki akşam yemeğinde istavritimiz gelirken baktım. Çok iri istavritler vardı. Bir kilo kadar alalım. İki kişiyiz zaten. Yiyelim onları afiyetle. Sonra da burası da güzelmiş. Hep böyle taş şekillerde. Evet, yaklaştığımız belli oldu değil mi? Kedilerin. Taş evde çok güzelmiş ya. Harika yapmış adam. Vallahi helal olsun. Ha burasıyla. Önce bir bakalım paramız var mı? Hoş geldin. Selamünaleyküm, hoş bulduk. Kolay gelsin. Sağ olun. Şöyle buz da koy abi de içine uzun tamam, yolun biraz. Tamam. Bir kilo alayım ister lütfen. Tamam, tamam. Ulan balıkları. Hocam,
Veya hiç buz koyma. Yetişir değil mi Ahmetçe köyüne kadar bir şey olmaz. Tamam, buz koyma o zaman. Tamam. Şimdi buzlar eğer akmasın. Senin memecenin canlandığı hiç kalmadı mı? Ne canlı yer abi? Ha? Doğru. Nereken ben de geldim? Mangal yapıyor oğlum, burada mangal dayanmıyor. Raporttan bir tane gazı döküyorsun. Çok sağ ol, çok teşekkür ederim. Mangal yaptın ya canttan. Ne yeriyor ne sürüyor ya. Şöyle vereyim. Bereketini görün. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Evet. İstavritimizi de aldık. Şimdi ben yola çıkarım. Hadi. Görüşmek üzere. Cümleten Avasmalık.